Merhaba Landon YouTube Gençliğinin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bir görev serisinde daha devam ediyoruz. Daha doğrusu bu görev serisi birazcık sıkıntılı olanlardan. Günlük olarak girmeniz gerekiyor. Bunu her seferinde yeniden yapmanız gerekiyor falan filan tarzında. Şimdi hadi hemen bir gidelim şuraya. İşte bu arkadaşın yanına geliyorsunuz sabah diye. Buna geldiğinizde zaten direkt cutscene giriyor. Hiç bir tuşa falan tıklamanıza gerek yok. Burada şimdi 7 günlük bir görev başlıyor. Tabii siz bu bölümün içinde hepsini göreceksiniz. Ama ben buradan birincisini yaparak başlıyorum. Artık bir sonraki gün gelip bu videoyu falan editleyip bir sürü şey yapacağız yani kısaca. Bu arada ilk gün için bir Dendro karakter yanınızda getirmeniz gerekiyor. Onu unutmayın. Çünkü şu yanda gördüğünüz tohum alanlarını, yani saksıları, tohum alanı nedir ya gerçekten? Saksıları Dendro ile canlandıracağız. Çölde gül yetiştirmeye çalışıyor. Ya bu arada çölde gül yetişmiyor mu ya? Yani tamam hani en çöl kısımlarında elbet yetişmez de yani çöl bölgelerine yakın yerlerde de gül yetişiyor diye biliyordum ben. Gördüğünüz gibi Dendro ile işimiz kolay diyor. Hemen şöyle hepsini birden tek seferde hallediyoruz. Ön sezim mi var diyor. Uzun zamandır kart ney? Bir dakika. Seno burada. Kendis burada. Dehya arada bir geliyor. Hadi tamam bak Dehya ile Seno'yu geçtim bile. Sizin belediye başkanınız Kendis be. Farkında mısın bilmiyorum ama yani Kendis yani her gün kapının önünden geçiyor be. Nasıl görmemiş olabilirsin? Neyse neyse. Ben bu muhabbetleri yarın unutacağım bir de ya. Neyse bu görev ilk kısmı bu şekildeydi. Yarın devam ediyoruz. Hadi bakalım. Tabii şu muhabbet bir bitsin de. Bitti galiba. Hadi bakayım. Ve bir sonraki günden bu göreve devam ediyoruz. Hadi yine aynı noktaya gideceğiz. Yeri unutmuş olsam da bence sıkıntı değildir. Aynen buradaymış. Yine Dendro karakteriyle geliyorsunuz. Yani galiba bu muhabbetleri yapmamıza pek gerek yoktu ama. Falan filan oldu. Şimdi görevi yeniden alıyoruz. Önce muhabbet etmek lazımmış. Biraz yine yardım edebilir misin diyor. Tabii tekrar gübrelerim dedim. Hemen şöyle bakayım düzgün açımı. Düzgün açıymış. Tekrar teşekkürler dedi. Yeni yapraklar çıkmaya başlıyor. Tomurcuklar çıkıyor. Ve güle dönüşüyorlarmış. Bir tanesini kopardı ve verdi. Yani sadece biraz yardım ettik ya. Çok önemli değil. Falanlar, filanlar. Falanlar, filanlar, falanlar, filanlar.
Geri döneceğiz, döneceğiz. Lütfen dönün dedi. Döneriz be. Bu kadar da şey yapmasaydın. Ve sürgün çiçeklenme görevini de tamamlanmış olduk. Bunun İngilizcesine de hemen bakayım. The Exile Blooming'miş zaten. Bu görevi de tamamladık. Şimdi bir tane daha görev var ikinci günde. Bunun için galiba önce... Hayır, yanlış yere dokunduk, neyse. Galiba ya önce sabahla konuşacağız. Bir Sümeru geri getirdim dedim. Tamam, bunu veriyormuşuz. Öyle başlıyoruz o zaman. Nasıl özlemişim bu manzarayı diyor. Bahçıvanlıkla işiyle uğraşan çok az kişi var. Git bak, şurada birisi var. O belki yardım edebilir diyor. Belki bir şeyler yapabilir. Ve böylelikle yeni bir görev başlıyor da daha başlamadı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim. Şimdi galiba şu noktalarda bir yerdeydi. Hemen bir dakika bakıyorum. Nere be bura? Şurası. Buraya gideceğiz. Hadi let's go. Hadi gidelim oraya. Tabi burayı işaretleyelim de buraya rota çizsin bize. Bu arada umarım böyle direkt gidiliyordur ya. Çünkü bazen sorun oluyor biliyorsunuz. Belki önce konuşmak falan gerekiyordur ekstradan. Kim bilir. Şimdi yukarı çıkacağız da. Nasıl nasıl? Acaba nasıl? Yani galiba üst tırmanacağız artık. Yapacak bir şey yok. Bakalım. İşte tamam. Görev buraya gelince zaten kendini belli ediyormuş. Bu hala bizim görevin devamı bu arada. Gelip burada Afan'la konuşarak başlıyoruz. Bundan sonra daha 5 gün olması lazım. Bilmiyorum. Zaten videonun devamında göreceksiniz. Her günü editleyeceğim bunun arkasına. Bizi tehlikeli biri zannetti. Mantıklı tabii. Ama bilmiyorum. Tipimiz o kadar da kötü değil ya sanki. Kaybolmayın sakın diyor. Tamam. Böylelikle güllerin hatırası diken gibi sivri görevini aldık. Bunun da İngilizcesi A Gifted Rose, Prickle as Thorns mu? Aynen. Şimdi hadi gidelim şuraya. Fideli'ye gideceğiz gitmesine de. Birazcık uzak gibi ya. Işınlanabiliyor muyuz acaba? Yay, en azından şuraya. Şuradan insek aslında daha iyi sanki. Buradan da şuraya. Aa, burada solduran bölgesi var. Geriye 3 tane solduran bölgesi kalmıştı. Demek bunlar gerçekten de görevlerle alakalıymış. Muhtemelen %100'leme görevlerini, yani bölümlerini bundan sonra yapacağız. O yüzden
İyi iyi. Bu arada normalde bunları temizlemeye gerek yoktu ya. Ben niye bunlara bu kadar odaklandıysam. Böyle yapıp buraları böyle açabiliyorsunuz. Tabi üzerinizde birazcık da doğa elementi olması lazım da. Biraz da enerji. Tamam. Gelsin bakalım. Tamam, burayı da yok ettik. Böylelikle bir solduranı daha temizledik. Ne güzel, ne güzel. Şöyle tüm arada yazalım buraya. Muhtemelen o zaman önümüzdeki günlerde de çölün farklı taraflarındaki solduran bölgelerini temizleyeceğiz. Geri gidelim Affan'ın yanına da. Affan da sen çok uzaktasın be. Ya sanki buradan gitmesi daha iyi gibi. Ama tam da emin değilim tabi. Aslında şunu kullanarak hızlı bir şekilde gidebiliriz. Bu kadar mı gerçekten? Neyse. Hım hım hım. Buralarda Dendroculus varmış ha. Neyse. Daha sonra alırız. Ve geri geldik buraya. Selam. Hallettik ya. Çok da şey yapma. Solduranın olduğunu söyledik. Temizledik dedik. Gidip oraya tohum ekebilirsin dedik. Ay ne temiz kalpli çocuklarsınız siz diyor. Görev bitti. Şimdi de yemek alalım diyor. Yanına yarın yeniden uğrayalım dedi gördüğünüz gibi. Bu yüzden de devam da edeceğiz. Tamam, böylelikle burada duruyoruz. Siz bir sonraki bölümden devam edin. Şimdi de üçüncü günden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Gelip Affan'la konuşuyoruz yine. Bu arada bu görev için yanınızda su karakteri olması lazım. Onu da unutmayın. Olabildiğince büyücü falan olursa en iyisi. Tohumlara bakın. Değişen bir şey yok. Niye büyümediler acaba? Yani toprak çok kuru diyor. Haklı. O zaman bize su lazım. Bana birazcık su verir misin diyorlar. Ve bu noktada da size bir su karakteri lazım. Hemen şöyle. Ve şöyle. Harikaydı. Sümeri gülünden çok daha değerli diyor. Altın gül diye bir şey ekiyormuş buralara.
stamina çiçeği mi acaba? Belki de, kim bilir. Fideliğin üzerinde gezmeyin diyor. Neyse, güllerin hatırası günümüz uzun da böylelikle bitmiş oldu. Bunun İngilizcesi de long day ahead'miş. A gift that rose falan filan işte. Neyse hadi bir sonraki günde görüşürüz. Siz oraya gidin yani. Ve bir sonraki günden devam ediyoruz. Yine geldim buraya. Yine yanınızda bir hydro karakteri olması gerekiyor bugün içinde. Yine konuşuyoruz Affan'la öncelikle. Ondan sonra görevi alabileceğiz. Yani bunlar boş yapılıyorlar. Boşlar yapılıyor şu anda. Ve hemen görevimizi de alalım. Tohumlar ne durumda? Bir tanesi bile filizlenmedi. Falanlar filanlar, falanlar filanlar, falanlar ve filanlar. Sulamaya devam edelim. Tamamdır. Teşekkürler dedi. Hadi gülleri bir kez daha sulayalım. Devam edelim. Belki bir şeyler çıkar diye umuyoruz. Ve böylelikle Güder'in hatırası taşlar çiçek açar mı da bitti. Bundan sonraki bölümde yani biraz sonra devam edeceğiz bir sonraki günde. Yine bir mola vermemiz gerekiyor. Şimdi devam ediyoruz bir sonraki günden. Bu sefer yanınızda bir tane doğa karakteri bir tane de Claymore karakteri lazım. Yani çifelli kılıç karakteri. Tabi taş kıran herhangi bir karakter de yeter. Ama biz Claymore kullanalım. Ama dediğim gibi yani Ningguang olur, Clay olur. Bu tarz karakterler de iş yapar yani. Gelip yine Affan'la konuşuyoruz bu arada. Hadi bakalım. Muhabbetimizi yapıyoruz ama. Tabii sorarım dedim. İyi bir çocuksun dedi. Ha, şimdi galiba onun yanına gideceğiz, değil mi? Bakalım. Aynen. Şu anda geri sabahın yanına döneceğiz. O yüzden hadi hemen ışınlanalım. Hemen şu altta zaten. Galiba yani buralarda bir yerde işte yani. Çok da yapmaya gerek yok şurada. Hadi bir konuşalım. Affan hakkında diyoruz burada. O da anlatıyor falan filan. Şimdi geri oraya gideceğiz. Onun için de hemen ışınlanalım geri. Yani ben şuradan gidiyorum çünkü oradan bayağı hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum ben ama oradan devam edeceğim geri. Bundan sonra buraya geldiğinizde gördüğünüz gibi görev çıkıyor. Yanına yaklaştığınız anda görev başlıyor zaten. Şimdi diyor ki
taştan biten beyaz falan filan işte. Taştan açtıracağız. Bunun için de işte Claymore karakteri lazım kısaca. Neyse, tohumları kıralım diyor. Yapabilir misin? Tabii ki. Şiddetli güçle saldır, sonra da doğayla bilmem ne yap, bilmem ne yap diyor. Bunun için öncelikle şöyle vuruyoruz. Bu açıldı. Sonra şöyle. Bunu da açtıktan sonra bu sefer de bir Dendro karakterle birlikte bunları açmanız gerekiyor. Şöyle ve şöyle. Filizler yavaşça topraktan çıkıyormuş. Filizleniyorlar nihayet. Ve böylelikle güllerin hatırası geçmiş günlerin şarkısı. Hemen İngilizcesine de bakıyorum. Ballad of Days Gone By'mış. Ballad of Days Gone By. Görevi de böylelikle bitmiş oldu. Şimdi bir sonraki günde son görevle birlikte devam edeceğiz. Ve son günden devam ediyoruz. Şimdi buraya yeniden geldik. Ve sabahla konuşarak başlıyoruz. Yine Dendro bir karakteriniz olması gerekiyor buraya gelirken. Haberiniz olsun. Bu sefer ama son işimiz. Yine buraları Dendro'luyoruz. Yani gerçekten mükemmel, mükemmel. Bir de dönse ya, dönse çok sevineceğim ama neyse, neyse. Olur böyle şeyler. Bu arada taştan çıkardık ya gerçekten. Ya da taştan çıkardık bilmiyorum. Ama şuna bak şuna. Sinematiklendik ya bir de. Çok büyük bir sinematik değil ama. Teşekkürler. Falanlar filanlar ve böylelikle değil mi? Galiba böylelikle bitti. Güllerin hatırası bazı insanlar asla solmaz da böylelikle bitmiş oldu. Ve tamamen hepsini bitirdik. Hemen bir baktım bunun devamı var mıymış diye. Varmış. O yüzden bir sonraki günden devam edeceğiz. Hatta daha 2 günlük işimiz varmış. Bayağı uzunmuş ve bu görev. O zaman hadi bir sonraki günde görüşürüz. Siz oradan devam edin. Şimdi bir sonraki günden devam ediyoruz. Bugün birkaç yere gitmemiz gerekiyor. Şuralarda gördüğünüz gibi işaretledim. Bunlardan herhangi üçüne gidebilirseniz ben buradan başlıyorum. Yanınızda bir tane Claymore karakteri veya taş kıran bir karakter olması lazım. Ben Klee kullanıyorum burada. Hiç önemli değil. Bu itemi toplayacağız gördüğünüz gibi. Hemen yeniden bakalım. Altın Gül Tohumlarıymış ismi. Hadi bir sonrakine de gidelim. Buradakileri de direkt başladım ki neyse neyse. Normalde oranın ışınlanmasını açmadığımda anladınız işte. Yakınlarında da başka yokmuş. Bildiğin bayağı dolaştım yani kısacası. Tam şuradan buraya kadar yürüdüm. Birazcık üzücüydü ama ne yapalım? Ne yapalım? %100'leme bölümleri daha sonra gelecek.
O yüzden daha oraları yapamadım. Bir de bu da buralarda bir yerde, şurada. Bu arada şöyle de bakabilirsiniz. Böyle bakınca da görebiliyorsunuz gayet. İkinciyi de aldık. Diğerine gidelim hadi. Bunların ikisine de şuradan gidiyorsunuz. Önce üst taraftakine gidelim. Zaten gördüğünüz gibi genelde bu taşlık alanların yakınlarında oluyorlar. Öyle hemen bakalım. Gördüğünüz gibi zaten sarı yanıyor hemen. Tabii bakayım. Tamamdır. Sorun olmadı. Çaktırmadan kaçabildik buradan da. Şimdi aşağı tarafa gidiyoruz. Hemen onu da işaretleyeyim. Bu arada işaretler böyle birazcık sağ sol gibi yanlış olabilir. Yapacak bir şey yok. Öyle gideceğim, bakacağız yani. Şu yanda da olabilir mesela. Buradaymış. Dediğim gibi bunlardan herhangi bir üçünü alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Daha sonrasında şuralarda bir yere geliyor olmamız lazım. Galiba şuralarda bir yerde. Önce ışınlanalım şuraya. Şimdi şuradan atlayıp şöyle gidince şu alan galiba burası. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada gördüğünüz gibi kocaman bir alan var. Burası bir tarla gibi kullanacağız yani kısacası. Tabi burada birazcık kavga gerekecek. O da olur. Şimdi arkadaşlarla bir savaşalım. Tamamdır. Ve bu dövüşü bir sonraki günde yapacaksınız. Ben muhtemelen yapmış olarak başlatırım. O yüzden şimdi hemen devam edelim. Gördüğünüz gibi bunları bu noktalara ekiyorsunuz. Zaten parlıyorlar. Şöyle. Buraya da ektiğimizde muhtemelen son item de gider. Daha sonra bunlara bir de dendro uyguluyorsunuz. Ve bununla birlikte de bakayım işimiz bitmiş oluyor. Bugünlük işimiz bitti. Bir sonraki gün yeniden buraya geleceğiz ve oradan devam edeceğiz. Şimdi bir sonraki günden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu çiçekler biraz daha büyümüşler. Daha da büyüdüler ve sinematikle, yani yarı sinematikte böyle şekil değiştirdiler. Şöyle bir bakalım. Bu da gördüğünüz gibi şekil değiştirdi. Ve son olarak da bu da şekil değiştirdi. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunlara bir şey yapamıyoruz. Şimdi yeniden o yaşlı adamın yanına gideceğiz. Onun için de
Ben şuradan gitmeyi tercih ediyorum. Şöyle gidelim hemen. Hemen buralarda bir yerde olması lazım. Buradan bir geçelim. Burası. Gördüğünüz gibi buradaki çiçekler de açmış. Buradaki çiçekler açınca da işte olaylar gelişiyor. Ve böylelikle bitiriyoruz. Ama öncelikle tabii 3 kere konuşmamız gerekiyor Affan'la. Falan filan. Yine bunu söyledik. Buradan bunları alabiliyor muyum? Alamıyorum. Ama gördüğünüz gibi iki kere ödül aldık. Şimdi bir kere daha yapacağız. Ve böylelikle bir kere daha ödülümüzü aldık. Ve son ödülü de böylelikle aldık, taşlar arasındaki ezgiler diye. Ve böylelikle bu görev serisi bitti. Ama hadi bir kere daha konuşalım diyecektim. Zaten konuşamıyormuşuz. Yani konuşuyoruz da çok önemli bir şey konuşamıyoruz. Böylelikle ama bitirmiş olduk. Hemen şuna da bir bakacağım. Taşlar arasındaki ezgiler falan diyordu. Nerede o? Nerede o? Hımı. Nerede be o? Şurada mı? Yani belki de eşyalardan biri olabilir. Hani bir yere koyduğumuz eşyalar tarzında, o dingin çay bilmem neyine koyduğumuz eşyalardan biri muhtemelen. O yüzden de burada göremiyoruz ama böylelikle bunu da bitirmiş olduk. Bundan sonra artık başka görev var mı bilmiyorum ama her neyse, siz oraya geçin ya da ben zaten kapanışa geçerim buradan sonra. Hadi bakalım.